Merhaba arkadaşlar. Bugün size Çince hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşımın çoğu bana Çince çok zor olduğunu söyledi. Çok zor buluyorsunuz çünkü bu dil kullanmıyorsunuz ve bunun hakkında hiç bilginiz yok. Bu yüzden öğrenmek de çok zor geliyor. Aslında Çince'nin Türkçe gibi birkaç kuralı vardır ve bu kuralları Çin kültürü ve felsefesini yansıtır. Eğer bunları kavrayabilirseniz öğrenmekte zorlanmazsınız ve öğrenmekten zevk alırsınız. Eğer bunlar bilmezseniz yine de öğrenebilirsiniz benim gibi. Şimdi başlayalım. Çoğu arkadaşımın bana diyor ki dilinizin yazı karakterleri resim gibi nasıl anlayabilirsiniz? Doğru. Çince yazı karakterleri resimlerden gelmiş. Çok ilginç değil mi? Bu arada insanlar tembelleştikçe Çince'de basitleştirilmiş. Şimdi karmaşık bir karakter ele alalım. Merak etme, bu karakter çoğu Çinliler yazılmaz. Bu yüzden bunu öğrenmeyeceğiz. Şimdi karmaşık bir kelime nasıl yazılır? Öncelikle bir şey anlatayım. Pianpan. Pianpan demek yani bir kelimenin parçası. Mesela bu pianpan, bu da pianpan. Bu parçası ne iş var burada? Yani onlar belli bir anlam geliyor. Mesela bu. Ağaç, ordun demek ve bununla ilgili kelimeler sınırın, 5 tane ağaç ne demek? 5 tane ağaç orman demek. Mesela şeftali, armut. Onlar hepsi yanında bir ağaç var. Çünkü onlar hepsi ağaçla ilgili ve bitki yani. Başka mesela bu su anlam geliyor. Su anlam geliyor. Ve bununla ilgili karakterler ırmak. Bu ırmak demek can. Hı. Nehir demek. Hu. Gün demek. Hai. Deniz demek. Bunlar hepsi su ilgili kelimeler. Ve bu karakter yanında hepsi bu su anlam gelen pianpan vardır. Başka mesela bu dudak demek. Bu da resimden gelmiş. Ve bununla ilgili kelimeler mesela bu hu, içmek, şu,
Ağlamak. Çal. Söylemek. Bunlar da hepsi dudak ilgili. İçmek, mesela insanlar su içerken dudak kullanmalı. Yemek yerken dudak kullanmalı. Ağlarken de dudak kullanmalı. Şarkı söylerken de dudak kullanmalı. Pianolar öğrencilerinin kelimeleri, anlamları ve ezberlemelerine yardımcı olur. Fakat karakter sadece yazılışını gösterir. Ya okunuşunu nasıl okunur? Karakterinin bir alfabesi yok. Yani yazıldığın gibi okumuyor. Neye göre okuyoruz? Dım 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 dım. 23 tane ünsüz var. Bo, po, mo, fo, de, te, ne, le, ge, ke, he, ci, qi, xi, zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si, yi, wu. 24 tane ünlü var. Bunun içinde 6 tane tek ünlü var. A, O, E, İ, U, Ü. 9 tane çift ünlü var. I, A, V, O, O, U, Y, U, R. 5 tane ün burnu ünlü var. An, N, İn, Vın, Ün. 4 tane arka burnu ünlü var. An, N, İn, Vın. 16 bir bütün olarak okunan heceler var. Z, Ç, Ş, R, Z, C, S, İ, U, Ü, Y, Y, Yuan, İn, Yün, İn. Toplam 63 tane harf var. Bu arada 4 tane ton var. Mesela A, birinci ton A, ikinci ton A, üçüncü ton A, dördüncü ton A. Ve bu tonlar sadece ünlüde kullanılıyor. Mesela İ, 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 İ. Demek Çince'nin zor tarafını bulduk. Her karakterinin bir pinyin karşılığı var. Ama bazı karakterleri iki farklı ses karşılığı var. Mesela bu kelime bazen xing olarak okunur, bazen han olarak okunur. Yani ne zaman xing olarak okunur, ne zaman han olarak okunur, bu kelimenin anlamı göre değişir. Bu arada bazı pinyinlerinin karakter karşılığı tek değil. Mesela i, dediğimce aklımıza i, 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 i. 4 tane pinyinler. Gelebilir. Ne zaman hangi karakter kullanılır? Bu da ne ifade etmek istediğinize bağlı. Biz native speak olsak da bunları öğrenmekte çok zorlandık. Bu nedenle öğrencilik yıllarımızda çok ödevimiz vardı. Çince karakterlerinin yazılışı ve okunuşunu öğrenmek için biz de çok çabaladık. İşte bu kadar. Paylaştığım videoyu severseniz abone olmayı unutmayın. Çince.
Kendi hakkında başka ne düşünüyorsunuz? Yorumlarını almayı umuyorum. Ve bu arada 5 tane şanslı izleyici seçeceğim ve onların ismini Çince karakteri çevirip yazacağım.